Karanlık mod. Şu koyu mod alalım. Üf, sen ne diyorsun ya? Mükemmel ötesi oldu. Şöyle ayarlara gelip koyu moddan çıkmak istiyorum. Bu neymiş? Ha, bu da başka bir wallpaper. Abi wallpaper'lar da bayağı iyi olmuş bu arada. Çok hoşuma gitti. Bana böyle wallpaper'lar olsun, temalar olsun. Apple MacBook'u anımsatıyor. Aa, değişti wallpaper. Lan yakalayamadım orayı. Sonraki masaüstü arka planı. Ha, bunu böyle elinizle de yapabiliyorsunuz. Güzel, güzel. Buradaki renkler de güzelmiş, evet. Bu ilk baştaki zaten. Sonra bu var. Bu var. Ve bunlar da çok güzel bir şekilde değişiyor. Herkese selamlar, ben Burak. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Windows 11 güncellemesiyle karşınızdayım. Windows 11'i en kolay şekilde USB belleği bile bilgisayara takmadan kurmaya çalışacağız. Ben de daha Windows 11'i kurmadım. Sizlerle beraber kuracağız. İnşallah böyle sorunsuz güzel bir şekilde kurarız hiçbir hata almadan. Şimdi gelin lafı daha fazla uzatmadan Windows 11'i güncellemeye başlayalım. Öncelikle gençler, siz de benim gibi laptopunuzu monitöre bağlayarak kullanıyorsanız HDMI kablonuzu monitörden çıkarmanızı tavsiye ediyorum bir sorun çıkmaması için. Evet gençler, Google'dan Microsoft'un yayınlamış olduğu bu site, yani Download Windows 11'e giriyoruz. Ben buranın linkini açıklama kısmında sizlere vereceğim. Buradan en kolay şekilde Click Download Now diyor. Direkt bizi Windows 11'in güncellemesine gönderecek. Direkt Download Now diyorum. Ve gördüğünüz gibi buraya indi. Buna bir kez tıklıyorum. Evet diyorum. Buradan gördüğünüz gibi Windows 11'i yükle diyor. Kabul et ve yükle diyorum. Evet gençler, sonunda yaklaşık, hani benim internetime göre ben bir 40 dakika falan bekledim. %85 oldu. Ondan sonra da yeniden başlatması için böyle yarım saati geriye doğru sayıyor. Ama ben tabii ki de hani yarım saat saymasını beklemeyeceğim. Hemen yeniden başlat diyeceğim. Ve laptopumuzu yeniden başlatacağız. Oturumunuz kapatılmak üzere Windows 11 yükleme yardımcısı yüklemeyi tamamlamak için cihazını yeniden başlatacak. Kapat diyelim. Yeniden başlatılıyor. Evet, Huawei logomuz da geldi. Güncelleştirmen üzerinde çalışıyorlar. %3 bilgisayarınızı açık tutun yazısı geldi. A few moments later. Yok artık. Güncellendi mi acaba? Biraz kısa sürdü. Saat falan Windows 11'deki gibi yazıyor. Parmak izi okuyucumdan. Hello yazısı geldi. Hoş geldiniz dedi. Merhaba diyor bana Windows 11. Her şeyi sizin için hazır hale getiriyoruz. Eyvallah canım ciğerim. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. Evet, biraz heyecan geldi ve mükemmel. Hani bu efektlermiş, yazılarmış falan. Çok güzel bir şekilde gelip gidiyor. Buradan Microsoft benim kalbimi çaldı biraz. Çok tatlı güncellenmiyor mu ya? Arkadaşlar, aşağıdan kanalıma abone olup videoya like atıp ve yanındaki zil butonu açarsanız 10 numara olur. Gerçekten o kadar video çekiyorum, o kadar emek sarf ediyorum. Bunların karşılığı için ufacık bir dokunuşlar yaparsanız mükemmel olur. Gördüğünüz gibi Windows 11'de güzel bir şekilde güncelleniyor. Yani hiç flash bellek takmadan, hiçbir şey yapmadan ne yazıyor? Lütfen bilgisayarınızı açık ve fişe takılarla bırakın. Zaten öyle kanki. Hiç dediğim gibi arkadaşlar, flash bellek falan takmadan 10 numara bir şekilde internet sitesinden Windows 11'i indirebiliyorsunuz. Yani gördüğünüz gibi ben direkt öyle yaptım. Başka hiçbir şeyle uğraşmadım bile. Bu arada buradaki USB falan ne diye soracak olursanız arkadaşlar, bu da klavyenin kablosu. Hani haberiniz olsun. Başka bir şeyin kablosu falan değil. Öteki USB'de mouse'un USB dongle'ı. Hani başka şeyler değil. Evet, tamamlanmak üzere yazısı geldi. Evet. Windows 11. Vallahi şu an Windows 11. Aşağısı falan 10 numara. Burada parlaklıktan dolayı gözükmüyor. Ben şunu şöyle bir kısayım. Aynen. Aa, çok tatlı bir ses geldi. Dırıt. Aramak için buraya yazın. Bunda başlat menüsü. Gördüğünüz gibi 10 numara. Yenile falan hemen bir değişmiş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet, bayağı bir değişiklik var. Yani bu değişiklikleri mesela uygulamaları mesela Valorant aradığımda güzel burada çıkıyor. Dosyaların simgesi değişmiş. Bilgisayarın simgesi, geri dönüşüm simgesi, çoğu şey değişmiş gibi duruyor. Şu aşağı kısımda hepsinin böyle ortaya gelmesi MacBook'lara benzemiş ve 10 numara olmuş açıkçası. Burada yeni diyor. Metin belgesi, klasör vesaire. Artık böyle açıyoruz. Görünüm neymiş? Orta boyut, büyük. Bunları hiç dokunmuyorum. Bunlar 10 numara. Kişiselleştire gelmek istiyorum arkadaşlar. Buradan güzel güzel şeyler yapalım istiyorum. Buradan uygulanacak temayı seçin. Windows 11'in wallpaper'ını şöyle yapmak istiyorum. Evet, mükemmel durdu ya. Benim Huawei laptopla da baya yakıştı. Hatta şu arkadaşı da mavi yapayım. Daha bir uyumlu olsun. Buradan hemen ben bir Wi-Fi'ye bağlanayım. Hem Wi-Fi'ye bağlanma yerini görelim. Nasıl olmuş diyeceğim de.
Niye giremiyorum? Ayarlarda gördüğünüz gibi değişmiş. Buradan sistem deyip laptopun ismi, MacBook 14 vesaire ayarları falan görüyoruz. Bluetooth bağlı cihazlar bu şekilde burada gözüküyor. Eskiden o da buradaydı. Onları falan buraya alabiliyor muyum acaba? Her neyse, ağ ve internet zaten buradan bağlandık. Kişiselleştirme, evet. Buraya gelmek istiyorum. Burada karanlık mod. Şu koyu mod alalım. Üf, sen ne diyorsun ya? Mükemmel ötesi oldu. Lan aşka şuraya basıyordum hep başlat menüsü. Başlat menümüz de bu şekilde. Şimdi ayarlara tıklıyoruz ve en sonki ayarlar. Ben bayağı beğendim. Aha geldi. Evet ben bundan bahsediyorum kanki ya. Parlaklığı buradan açıp kısabiliyoruz. Tabi açınca kamerada patlıyor renkler. Bluetooth bağlı değil diyor. Buradan sağ deyip ayarları diyebiliyoruz. Ben burayı nasıl açtım? Tam buraya tıklayınca burası açılıyormuş işte. Saatten beri tıklıyorum niye açılmıyor? Sesi buradan kısıp açabiliyoruz. 10 numara. Aa ses çıkıyor. Ses de duyuyorsunuzdur. Parlaklıkta bir ses çıkmıyor. Zaten çıkmasın. Vallahi ben çok beğendim. Bu bilgisayara girelim. Bilgisayarımızda da bu şekilde gözüküyor. Ama dur koyu moddan bir çıkalım ya. Şimdi ayarlara gelip koyu moddan çıkmak istiyorum. Bu neymiş? Ha, bu da başka bir wallpaper. Abi wallpaper'lar da bayağı iyi olmuş bu arada. Çok hoşuma gitti. Bana böyle wallpaper'lar olsun, temalar olsun. Apple MacBook'u anımsatıyor. Bu da güzelmiş. Hemen Windows 11'de Premiere Pro açma hızını da göreyim diyecektim. Hemen geldi. Güzel. Bu şekilde geliyor gördüğünüz gibi. Altında çizgi falan bu şekilde olmuş. Hemen şuradan ilerliyorum hızlıca. Mesela bunu kapatacağım diyelim. Premiere Pro'yu kapatınca buradaki Premiere Pro nasıl yok oluyor ona bakalım. Güzel. Bunlar böyle bir tık geliyor. Başlat menüsü zaten bu şekilde. Ben bayağı beğendim. Burası da arkadaşlar bu şekilde olmuş. Windows 11'in daha birçok güzel tarafı var. Daha birçok güzel özelliği var. Belki ilerleyen zamanlarda daha detaylı bir videosunu çekerim. Şuradan başka wallpaper'lara bakalım. Var mı acaba? Resim değiştirmeli 30 dakikada diyor. Biz 1 dakikada diyelim. Sürekli olarak değiştiririz. Bunları açmak istiyorum ben. Çünkü her zaman performanstan yanayım. Ben 1 dakikada bir wallpaper'ı değiştirmeye açtım. Bakalım 1 dakika sonra hangi wallpaper olacak onu merak ediyorum şu anda. Ayarlar falan menüler bu şekilde olmuş. Aa değişti wallpaper. Lan yakalayamadım onu. Karanlık mod seçersem ne olacak peki? Bunu seçtim diyelim. Şimdi nasıl bir wallpaper gelecek onu merak ediyorum. Sonraki masaüstü arka planı. Bunu böyle elinizle de yapabiliyorsunuz. Güzel güzel. Buradaki renkler de güzelmiş, evet. Bu ilk baştaki zaten. Sonra bu var. Bu var. Ve bunlar da çok güzel bir şekilde değişiyor. Arkadaşlar Windows 11 benim şimdiden bayağı bir hoşuma gitti. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Az, öz, kısa bir video olsun istedim. İsterseniz daha detaylı videosunu da çekebilirim. Şimdi gelelim video kapanışına. Evet gençler videomuz bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha çok bu tarz videolar için aşağıdan yorumlardan fikirlerinizi, düşüncelerinizi belirtmeyi unutmazsanız çok sevinirim. En önemlisi de kanalıma abone olup yandaki zil butonunu açarsanız da 10 numara olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.